Merhaba araştıran insanlar. Filmlerden bilime, popüler kültürden bilim kurguya kadar birçok branşa sıçramış olan zaman yolculuğu kuramını ele alacağımız bir videoyla sizlerle beraberiz. Gelmiş geçmiş tüm insanların ve bilimin en sık sorduğu sorulardan bir tanesi. Zamanda yolculuk mümkün mü? Bilime göre bu sorunun cevabı evet, mümkün. Hatta şu anda yapılıyor. Öncelikle bilimin şimdiye kadar zaman hakkında neler öğrendiğine bir göz atalım. Hepimizin bildiği üzere zaman her daim ileri doğru hareket halindedir. Asla geri gitmez. Buna zamanın oku deniliyor. Bu kuram içinde yaşadığımız evreni anlamadığımızı gösteren en açık delildir. Neden zamanın tek aktığı bir evrende yaşadığımız sorusu gizemini halen korumaya devam etmektedir. Peki zaman oku nereden geliyor? Bizler olayların seyrini neden tek yönlü olarak izleyebiliyoruz? Zamanın gelecekten geçmişe doğru gitmesi ne anlam ifade eder? Bunları fizik kurallarıyla açıklamaya çalışalım. Fizik, atomların davranışından galaksinin dönüşüne, zamanın işleyiş şekline kadar her şeyi açıklamak için kullandığımız yüzlerce yıllık gözlemler ve deneyler sonucu oluşturulup teyit edilmiş matematiksel denklemlerdir. Ancak ilginç bir şekilde olayların ileriye doğru hareket eden bir sırayla zamanda meydana gelmek zorunda olduğunu söyleyen bir fizik kuralı da yoktur. Yani bir başka deyişle, eğer yeterince enerji üretip doğru yere uygularsak, atomları ve molekülleri zamanla beraber geri çevirebiliriz. Yine de fizik kuralları zamanın okunun neden ileriye gittiğini açıklayamıyor. S eşittir ki log W, yani entropinin matematiksel formülü. Entropi, çok yakından tanıdığımız bir şeyin ölçüsü, kaos ve rastlantısallık. Bu önemli bir kuram. Çünkü evrende gördüğümüz her şey düzenden düzensizliğe doğru geçmeye eğilimlidir. Şöyle düşünün, elinizde bir kitap var. Sayfaları 1'den 200'e kadar düzgünce sıralı. Sayfaları yırtarak havaya saçarsanız yere düştüğünde tüm sayfalar karışmış olur. Sıralı olarak düşmesi neredeyse imkansızdır. Doğada her şey düzenden düzensizliğe doğru gitmektedir. Örneğin duman havaya doğru çıktıkça dağılmakta, düzenli bir buz kütlesi erimeye başladığında su haline gelerek düzensizleşmekte. Baktığımız her yerde entropinin izlerini görüyoruz. İşte zaman okunda da aynı şekilde dağınıklık evrelerini görüyoruz. Fizik kuralları değişmediğine göre entropi geleceğe değil geçmişe doğru da artmalı. Kitap örneğine dönecek olursak bu kitabın sayfalarının geçmişte de karışık olduğu, sonra düzenlenerek doğru şekilde sıralandığı ve kitabı yırtarak havaya saçmamız neticesinde de gelecekte de sayfaların karıştığı şeklinde açıklığa kavuşturulabiliyor. Ancak entropinin söylediğinden yola çıkarak geçmiş çok daha düzenli, zaman ilerledikçe düzensizlik artar görüşüne kaynak olabilmesi için maddenin ve zamanın başlangıcı büyük patlamaya bir göz atalım. Evrenin tarihi bir filme benzeseydi ve filmi geriye sarsaydık, zamanda geriye doğru gidildikçe düzenin arttığını görürdük. Etrafa saçılmış milyarlarca galaksinin olduğu günümüz evreni film geri sardıkça kademeli olarak gaz ve toz bulutlarına geri dönecektir. Ve en sonunda birbirlerine iyice yaklaşarak küçücük bir atom altı parçacığı halini alacaktır. Dolayısıyla bu parçacık açılmadığı sürece zaman ve mekan kavramı da olmayacaktır. Zaman hareket ve mekandan bağımsız olarak ilerlemiyor. Ayaklarımızın yere basmasını sağlayan yer çekimi zamanı çekebilir ve akışını yavaşlatabilir. Çekim kuvveti ne kadar güçlüyse zamanın akışı da o kadar yavaşlar. Bu etki dünyada çok küçük de olsa vardır. Bir gökdelenin tepesinde yaşayan bir kişi, en altta yaşayan bir kişiye kıyasla zamanı daha yavaş geçiyormuş gibi hisseder. Bunun sebebi ise yer çekiminden daha uzak olmasıdır. Dünyamızda durum böyleyken, yıldızların kendi içine çökmesi sonucu ortaya çıkan kara deliklerde durum çok daha farklıdır. Kara deliklerin çekim kuvvetleri dünyanınkinden milyarlarca kat daha fazladır. Kara delik yörüngesinde geçireceğimiz bir saatin dünyadaki karşılığı ortalama 50 yıldır. Zaman yolculuğu için bilimin ortaya attığı tekniklerden bir tanesi de zamanı bükmektir. Zamanı kağıt üzerinde ilerleyen bir çizgi gibi düşünün. Eğer yeterince enerji uygularsanız kağıt ikiye katlanır ve gelecek ile geçmiş aynı noktaya gelmiş olur. Bu sayede geçmişe yolculuk edilebilir. Buna aykırı hiçbir fizik kuralı da yoktur. Zamanda yolculuğun bir başka tekniği de uzay ve zamanda kestirme yolları diye tabir edilen solucan delikleridir. Solucan deliği ya da Einstein-Rosen köprüsü Nathan Rosen ve Albert Einstein tarafından ileri sürülmüştür. Solucan deliği aslında uzay zamanın nokta tasarımı ve zamanda
bir kısa yol olan kurumsal topolojik bir vasıftır. Genel olarak beyaz delikler ve kara delikler arasındaki bağlantıya solucan deliği denmektedir. Bir solucan deliğinin bir boğaza bağlı en az iki ağızı vardır. Eğer solucan deliği geçilebilir ise madde solucan deliğinde bir ağızdan diğerine boğazdan geçerek ulaşabilir. Solucan deliği ismi fenomeni açıklamakta kullanılan bir analojiden gelir. Eğer bir solucan bir elmanın üzerinde seyahat ediyorsa tüm elmanın etrafını dolaşmak yerine içinden geçerek kestirme bir yol bulmuş olur. Solucan deliğinin merkezi durak noktasıdır. Yani oraya geçerken spagettileşme denen bir olaydan sonra takılırsınız ve yıldızların bir ömrü bitirmesini 10 saniye içinde görebilirsiniz. Oradan çıkmak için ışıktan hızlı olmalısınız. Çıkamazsanız kara delik yok olurken enerji veya gaz kütlesine dönüşürsünüz. Dini kaynaklarda ve antik yazıtlarda da zaman yolculuğu yapılabildiğinden bahsedilmektedir. Ashab-ı Kehf'in ahir zamanda tekrar gelecekleri Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiştir. Onlar da zaman yolcularıdır. Geçmişte yaşayan birçok büyük zatın zamanımızda görüldüğü ve gezdiği de bilinmektedir. Bunlardan en çok bilineni ise Hazreti Hızır'dır. Sümerler ve Mayalar döneminde yaşayan Zülkarneyn Aleyhisselam iki zamanlı olarak bilinir. Yani zamanlar arası gezen anlamındadır. Hatta Sümer tabletlerinde Zülkarneyn Aleyhisselam zaman kapısından geçerken resmedilmiştir. İçinde bulunduğumuz evrenin kozmik yasalarla belirlenmiş bir hızı vardır. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre. Yani diğer adıyla ışık hızı. Ancak kozmik yasalardan dolayı hiçbir şey bu hıza ulaşamaz. Fakat bu hıza yaklaşabilecek bir araç dahi geliştirilirse zamanda ileri doğru yolculuk yapmayı mümkün kılacaktır. Dünyanın çevresini dolaşan bir demir yolunda ışık hızına yakın hızlarda hareket eden bir tren düşünün. Trenin içerisindeki yolcuların geleceğe doğru tek yönlü bir gidiş bileti var. Tren hareket ettikten sonra gitgide hızlanarak ivme kazanıyor. Hiç durmadan dünyanın çevresini tekrar tekrar dolaşıp duruyor. Işık hızına yakın olmak dünyanın çevresini biraz hızlı dolaşmayı gerektiriyor. Saniyede 7 defa. Fakat trenimiz ne kadar güçlü olursa olsun doğanın yasaları yasakladığı için asla tam olarak ışık hızına erişemez. Yine de ışık hızına yakın bir hızla hareket eden trenimizin içerisindeki zaman dünyanın geri kalanına göre binlerce kat daha yavaş akmaktadır. Tıpkı kara deliklerin yanında olacağı gibi çok yavaş. Trendeki her şey ağır çek. Bu hız limitini korumak içindir ve sebebi doğanın yasalarıdır. Şimdi trenin içerisinde ileri doğru koşan bir çocuk düşünün. Çocuğun hızı trenin hızına eklenir. O zaman da trenin ışık hızını aşma ihtimali doğar ki doğa buna izin vermez. Bu yüzden trenin içerisinde her şey ağır çekimdir. Zaman doğanın belirlediği hız limitini korumak için her daim yavaşlayacaktır. Ve bu gerçeklikten dolayı geleceğe doğru geniş uzaklıklara seyahat etmek mümkündür. Trenimiz istasyondan 1 Ocak 2050'de ayrılmış olsun. 2150 senesinin ilk ayına gelmeden önce dünyanın çevresini 100 sene boyunca tekrar tekrar dolaşacaktır. Trenin dışında 100 sene geçerken içerisinde zaman hızla paralel olarak çok yavaşlamış olacağı için yolcular sadece bir hafta yaşamış. Yolcularımız trende geçirdikleri bir haftanın ardından dışarı çıktıklarında bıraktıkları dünya ile buldukları dünya çok farklı olacaktır. Sonuç olarak trene binen bu yolcular bir hafta içerisinde 100 yıl geleceğe gitmişlerdir. Tabii ki böyle bir tren inşa ederek bu hızlara erişmek şimdilik insanlık için çok uzak bir ihtimal. Ancak biz bu trene çok benzeyen bir şeyi İsviçre'nin Cenevre kentindeki de CERN'de dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısını inşa ettik. 25 kilometre altındaki, 25 kilometre uzunluğundaki deresel bir tünelde küçük partiküllerin trilyonlarcası var. Sistem çalıştığında bu partiküllerin 0'dan 96.500 kilometre sürate ulaşması saniyenin çok küçük bir kısmında gerçekleşiyor. Güç arttırıldıkça parçacıklar daha da hızlanıyor ve neredeyse ışık hızına yakın bir süratle 25 kilometreyi saniyede 11.000 defa dolaşana kadar hızlanıyor. Ancak aynı tren örneğinde olduğu gibi o sıra dışı ışık hızına asla ulaşamıyorlar. Ne kadar güç uygulanırsa uygulansın, limitin sadece %99.9'una ulaşabiliyorlar. Bu gerçekleştiğinde de tabii ki partiküller de zamanda yolculuk yapıyor. Bunu nereden mi biliyoruz? Yolculuk esnasında görüntülediğimiz bazı kısa ömürlü partiküllerden. Normalde saniyenin 25 milyarda biri gibi bir zaman zarfında atomlarına ayrılmaları gerekirken, ışık hızına yaklaştıklarında 30 kat daha uzun ömürlü oluyorlar. Elbette ki bizim zaman dilimimize göre. Onlar içinse tünelin içerisinde zaman daha yavaş işliyor.
Mantık aslında çok basit. Eğer geleceğe yolculuk yapmak istiyorsanız yapabiliriz. Sadece hızlanmamız gerekiyor. Ancak dünyanın coğrafi yapısı ve üzerindeki insanlık düşünüldüğünde bunu gerçekten başarabileceğimiz tek yer uzay. Tarihte insan taşıyan en hızlı araç Apollo 10'du. Saatte tam 40 bin kilometre hıza erişmişti. Ancak konu zamanda yolculuk yapmaksa bunun 2000 katı daha fazla hıza ihtiyacımız var. Bunu yapmak için de daha büyük bir uzay aracına ve bomba olarak kullandığımız hidrojen atomlarını çalıştıracak gelişmiş füzyon motorlarına ihtiyacımız var. İyi haberse önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hidrojen hücreleriyle çalışan soğuk füzyon motorları roketlerde kullanılmaya başlanacak. İnşa edilmekte olan bu yeni roketlerin en büyük farkı günümüzdeki kocaman uzay araçlarından neredeyse 30 kat daha büyük oluşları. Kanalımıza destek olmak için videoyu Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşmayı, yeni videolarımızı takip ederek araştıran insanlar topluluğuna katılabilmek için Küt TV'ye abone olmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.